Evet. Bunu da büyütelim. Bence herkes görebiliyor şu an. Herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor. Kalp atın görebiliyorsanız. Kalp atabiliyorsunuz herhalde. Sıkıntı varsa kalp atmayın. Ama çok kalbe boğarsanız arkadaşlar. E, yayında olarak. Herkes görebiliyor herhalde. Şimdi test istatistiği arkadaşlar. Biliyorsunuz PDR müfredatında herhangi bir değişiklik yok. Soru olarak gelme ihtimali yüksek ki. Son 2-3 yıldır istatistik soruları çok ağırlıklı geliyor. Bağımlı değişken, bağımsız değişken soruları çok ağırlıklı geliyor. Test istatistiği ise arkadaşlar birkaç yıldır sorulmuyor. Sorulma ihtimali var mı? Bence kesinlikle var. Çünkü ortalamayı gerçekten de etkileyecek bir sınav. Birçoğunuz bunu yapmakta zorlanıyorsunuz. Bunun temel sebebi üniversitede istatistiği genelde makine hesabıyla yapmanızdan, mantığı öğrenmemizden kaynaklı. Şimdi ben size tek tek test istatistiğinin mantığını öğreteceğim. Neden biz onları yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? İşte T testi ne zaman yapılır, anava ne zaman yapılır, regresyon ne zaman yapılır, korelasyon ne zaman yapılır, ki kare nedir bunları tek tek öğreneceğiz. 2K postak testleri var ya onları ne zaman yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şıklarda nereye dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Bağımlı ile bağımsız farklılığını söyleyeceğiz. Bütün soru bankaları bağımlıyı neredeyse yanlış soruyor ee, arkadaşlar. Şimdi neden bu kadar <laughs> istatistik kolay geliyor? Akademisyen olduğum için, çok makale yazdığımız için her zaman yaptığımız iş. Yıllarca enstitüsünde çalıştım ben bunun. O yüzden en pratik şekilde size öğretmeye çalışacağım. Çok açık şekilde anlatacağım. Notlarınızı alabilirsiniz. Sonra soru çözümünde nelere dikkat ettiğimi ve neyle başladığıma çok dikkat edin. Burası oldukça önemli. Çünkü soru çözümünde nereden başlamamız gerektiğini bilemiyorsunuz. Anahtar kelimeler kullanıyor muyuz? Elbette kullanıyoruz. Çünkü önemli sistematik bir ders bu. Yani hani böyle bir şey e, bilemeden yapamazsınız yani. Atma ihtimaliniz olmayan bir sınav içeriği var. O yüzden sevgili gençler, bakalım saat 2 dakikamız kalmış. 2 dakika sonra başlıyoruz. 2 dakika sonra test istatistiğinin seçilmesinde parametrik lan parametrik ayrımlarında, bağımlı bağımsız değişken ayrımlarından arkadaşlar başlayarak nitel nicel kategorik değişkenler nelerdir? Bunları tanımlayacağız. Soru hipotezleri konuşacağız. Sonra parametrikten parametrik ayrımını yapıp sonra test istatistiğinin türlerini konuşacağız birlikte. Ee, sevgili canlarım, meslektaşlarım. İsterseniz başlayalım. Şimdi arkadaşlar, parametrik testin ne olduğunu bilmemiz çok önemli. Şimdi ben size şuradan bir kalem seçebiliyor muyum? Bakayım, 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 bakayım. Seçtim. Şimdi evet, çizebiliyorum. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar parametrik test ne demek? Non parametrik yani parametrik olmayan test ne demek? Bunun farkını bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar <laughs> istatistik analizleri Türkiye'de parametrik ve non parametrik testler diye ayrılıyor. Aslında yurt dışında yapılan çalışmalarda biz bunu parametrik ve non parametrik test ayrımını genelde yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Aslında bizim parametrik testlerde elde ettiğimiz sonuçlarla non parametrik testlerde elde ettiğimiz sonuçlar birbirine yakın çıkıyor. Yani benzer sonuçlar elde ediyoruz. Aslında birçok alanda makale var. Mesela Fatih Orçam var. Bu alanda simülasyonlar üzerinde yaptı en son çalışmayı. O da benim söylemimi doğrulayacak şekilde bulguları var. Şimdi arkadaşlar, biz parametrik nan parametrik test ayrımı yaparken ilk başta sizden şu ayrımı yapmadan önce gelin hep birlikte ben neye nitel değişken diyorum, neye nicel değişken diyorum? Tamam mı? İlk başta bunun ayrımınızı yapmanız lazım. Şimdi nitel değişken arkadaşlar benim tabirimle kategorik değişkendir. Tamam mı? Yazın lütfen. Kategorik değişkendir. Diğer ismi ne bunun? Arkadaşlar, süreksiz değişkendir. Yani herhangi bir şekilde sayı ve rakamla anlatamayız. Yani bizim mesela e, puanla anlatamadığımız, mesela kadın erkek gibi. Şimdi arkadaşlar, nitel değişken Kategorik değişken, süreksiz değişken, üçü de aynı şey. Şimdi biz arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta benim kategorilerim olması lazım. Örnek veriyorum. Kadın erkek arkadaşlar. Ben bunları nicel değişken olarak tanımlayamam. Neden? Bir insana 1.4 erkek, 1.3 kadar kadın diyemem. Ben buna kadın erkek diye kategorilere ayır Cinsiyet meselesi arkadaşlar nitel değişkendir, kategoriktir ve süreksiz, süreksizdir. Yani gerçek süreksiz değişkendir. Zaten piyasada bu kategori var demektir. Yani kendim oluşturmuyorum bu kategoriyi. Şimdi son literatüre baktığımızda biliyorsunuz kadın erkek veya diğer konuluyor. Kadın erkek cinsiyet biliyorsunuz değişmeye başladı. Ama sınav zaten size kaç gruptan, kaç kategoriden oluştuğunu o değişkeni size mutlaka söyleyecektir. Biz buna gerçek süreksiz değişken deriz. Bunun dışında arkadaşlar sınıf düzeyi mesela. Üniversite sınıf düzeyi. Üniversite sınıf düzeyi arkadaşlar birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf diye ayırırız. Biz bunu kendimiz ayırmıyoruz. Bu zaten böyle ayrılıyor. Bu da gerçek süreksiz değişkendir. Eğer biz bir değişkeni, nicel bir değişkeni kendimiz kategoriye çevirirsek biz ona arkadaşlar süreksiz gerçek olmayan süreksiz değişken deriz. Ama mesela cinsiyet, an mesela nedir sınıf düzey veya arkadaşlar sosyo ekonomik düzey. Mesela ne yapıyoruz biz bunu? İşte az, orta, çok diye gruplandırıyoruz. Mesela genelde eğer rakamlar verilmemişse yine gerçek olan süreksiz değişkendir. Peki hocam gerçek olmayan süreksiz değişken yani nitel yani kategorik değişken ne demek? Arkadaşlar biz araştırma yaparken yaşları sorarız. İnsanlar yaşları yazarlar. İşte 22 yaş yazarlar, 26 yaş yazarlar, 33 yaş yazarlar, 18 yaş yazarlar. Şimdi bunların hepsi nicel değişken. Şimdi benim kategoriye çevirmem gerekiyorsa yaşı mesela ben dedim ki yaş gruplarına göre işte akademik başarıda anlamlı bir farklılık var mıdır? Şimdi akademik başarı biliyorsunuz nicel bir değişken. Yani sayısal bir değişken. Yaş da sayısal değişken ama benim burada ne istiyor soru? Diyor ki yaş gruplarına göre. O zaman yaşı benim ne yapmam lazım? Grup haline getirmem lazım. Ne yapıyorum ben? Bu nicel değişkeni alıyorum, kendimce grupluyorum. Diyorum ki mesela 18 yaş ile 21 yaş arası grup 1 olsun diyorum. 22 yaş ile arkadaşlar 25 yaş arası grup 2 olsun diyorum. 25 yaş ve üstü ise grup 3 olsun diyorum. Şimdi ne yaptım? Nicel değişkenlerden ben kategori oluşturdum. Biz buna gerçek olmayan süreksiz, nitel, kategorik değişken deriz arkadaşlar. Ama cinsiyet zaten kendi içerisinde gruplandırılmıştır. Ben yapmıyorumdur o gruplandırmayı. Biz buna gerçek süreksiz değişken deriz arkadaşlar. İlk başta benim kategorik mi, nicel mi, değişkende bunun ayrımını yapmanız lazım. Şimdi süreksizi anladık. Peki gençler, nitel değişkeni öğrendik. Nicel değişken ne demek? Şimdi sorularda mesela size envanterler uygularlar. Mesela zeka puanı. Mesela akademik başarı. Mesela empati puanı. Empati düzeyi derler. Mesela depresyon puanı. Mesela anksiyeti puanı. Yani sayılarla ifade ettiğimiz değişkenler nicel değişkenlerdir, sürekli değişkenlerdir arkadaşlar. Zaten biz bunları sınıflama ölçeğiyle bulamayız, aralıklı ölçeklerle. Hani ölçek tipleri de farklı. Mesela sınıflama ölçeği nicel değildir, niteldir arkadaşlar. Ama mesela <laughs> aralıklı ölçekler kullanıyorsak, işte ee, liker tipi envanterlerle puanlamaya elde ediyorsak, bunların hepsi nedir gençler? Nicel değişkendir, numerik değişkendir, sayısal değişkendir. Yani gerçek anlamda süreksiz değil sürekli değişkenlerdir. Numaralarla ifade ederiz. Belli puanlarla ifade ederiz. Skorlarla ifade ederiz. Şimdi ilk başta öğrendiğimiz nokta ne arkadaşlar bizim? Nitel mi nicel mi? Bunu bir kere öğreneceksiniz. Bu bir. Kural bir. Kural bir bunu biliyor. Bunu artık öğrenmemiz lazım. Şimdi Kural 2 ne? Ben bir soruda arkadaşlar ben bağımlı değişken ile bağımsız değişkeni ne yapmam lazım? Tanımlamam lazım. Hangisine bağımlı deriz? Hangisine bağımsız değişken deriz? Şimdi arkadaşlar bağımlı değişkenler sonuç değişkenidir. Yani etkilenen değişkendir. Yani etkilediğimiz değişkendir. Bağımsız değişken ise etkileyen değişkendir. Etkileyen. Yani değişiklik yaptığımız ve bu yaptığımız değişiklik sonucunda bağımlı üzerindeki etkisini görmek istediğimiz değişkendir. Örnek vermek gerekirse dedim ki ben soruda cinsiyet açısından akademik başarıda bir farklılık var mıdır? Şimdi bağımlı değişkeni bulmak için her zaman şu soruyu sorun. Kime farklılığı neyin üzerinde farklılığı? Kime etkisi, neye etkisi? Bu soruların cevabı bana bağımlı değişkeni bulur. Ve bağımlı değişken arkadaşlar biliniz ki t testi için, ANOVA için, regresyon için, korelasyon için hepsinde niceldir. Yani bağımlı değişken arkadaşlar saydığım analizler için, t testi için, ANOVA için, regresyon için, korelasyon için her zaman niceldir. Unutmayınız bağımlı değişken. Hangi soruyla buruyoruz? Kime etkisi? Neye etkisi? Kimin üzerinde etkisi farklılığı? Neye farklılığı? Soruların cevabı etkilenen sonuç değişken olan bağımlı değişkendir. Fisa, dedim ya cinsiyetin cinsiyet anlamında akademik başarıda bir farklılık var mıdır sorusunu sordum. Neyin farklılığı? Neyin üzerinde farklılığı akademik başarının. Akademik başarı burada ne oluyor arkadaşlar? Bağımlı değişken oluyor. Bizim sonuç değişkenimiz. Bağımsız değişken ise arkadaşlar neyin etkisi, kimin etkisi? Neyin etkisine bakıyoruz soruda veya neyin farklılığına, kimin farklılığına bakıyoruz? Biz burada üzerinde oynadığımız, kontrol ettiğimiz değişkendir. Yani biz buna bağımsız değişken deriz. Benim az önce verdiğim örnekte bağımsız değişken cinsiyettir. Peki farklı bir örnek verelim ya. Farklı bir örnek yapalım. Unutmayınız ki arkadaşlar ille grup farklılığı sorulmaz. Bir de etki, yordayıcı rolü tarzında sorulabilir. Mesela ben dedim ki soruda cinsiyetin demedim de öğrencinin akademik motivasyonu <laughs> ve sınıf düzeylerinin işte çocukların öğrenci, lise öğrencilerinin akademik başarısına etkisi dedim. Neye etkisi? Akademik başarı etkisi. Kesinlikle benim bağımlı değişkenim de burada yine akademik başarı. Peki kimin ve neyin etkisi sorusunun cevabı ne? Bağımsız. Sınıf düzeyi ve akademik motivasyon düzeylerinin etkisi. İşte biz burada bu soruların karşılığında bağımsız değişkeni de belirlememiz lazım. Bu iki bu iki gençler. Peki ben başka neye bakacağım? Üçüncü aşamada neye bakacağım arkadaşlar? Benim kaç tane bağımlı değişkenim var? Kaç tane bağımsız değişkenim var? Bakın bu önemli. Kaç tane bağımlı değişkenim var? Kaç tane bağımsız değişkenim var? Benim bağımlı ve bağımsız değişken sayılarını yazıyorum. Bak, her zaman soruda şöyle yapın. Bağımlı değişken, bağımsız değişkenler diye yazın. Bağımlı değişkeni yazın, bağımsız değişkeni yazın. Kaç tane varsa 2 tane, 3 tane, birer tane, bilemiyorum. Daha sonra bunların altına nicel mi? Yani kategorik mi yoksa e, süreksiz mi, sürekli mi? Yani sayısal mı? Daha sonra bunlar da nitel dedin. Ha, şimdi ne yapıyorsun sen? Bu aşamadan sonra parametrik mi değil mi ona bakacaksın. Bak buraya kadar yaptığınız takdirde aslında soruyu çözdünüz biliyor musunuz? Hangi testi yapacağınızı artık bilebiliyorsunuz. Ne yaptık biz ilk aşamada? Abi kategorik mi değil mi? Nitel mi nicel mi? Bunu belirledik. Daha sonra bağımlı bağımsızı belirledik. Hangi değişkenler kaç tane bağımlı Kaç tane bağımsız var? Ona baktık. En son aşamada ne yapıyoruz? Artık testimiz parametrik mi, non parametrik mi? Yani parametrik değil mi? Ona bulacağız. Şimdi onları bulacağız. Peki arkadaşlar nelere dikkat edeceğiz? Parametrik olabilmesi için bir testin hangi varsayımlara dikkat edeceğiz? Bir kere arkadaşlar şöyle bir histogram çizelim. Eğer simetrik bir histogramımız var ise eğrimiz bu şu demektir normal dağılmıştır. Örnek veriyorum box box yani kutu kutu var ya. Bu şekil gösterim varsa ve tam ortadan kesmişse her iki tarafta eşitse yine bu neyin gösterimidir? Yani testimiz normal dağılmıştır. Normal dağılmıştır. Artı QQ plotlar vardır. QQ plotlar arkadaşlar eğer eğrimiz böyle düz şekilde iniyorsa iki tarafa da fark etmez. Yine nasıl dağılmıştır? Normal dağılmıştır. Yani biz normal dağılıp dağılmadığına bakacağız. Eğer bizim verilen veri normal dağılım göstermişse ben örneklem sayısına falan bakmam. Soru bana demiştir ki normal dağılmıştır, normal dağılmamıştır. Normal dağılmışsa testimiz parametriktir. Peki soru hiçbir şey ifade etmiyor ama bana ne verdi? Örneklem sayısını. Dedi ki 28 öğrenciden topladım veriyi. Eğer verimiz 30 ve 30'un altındaysa soru parametrik değil veya parametrik mi sorusunun cevabı şudur. Bana söylememişse 20, 30 ve 30'un altındaysa arkadaşlar 28 kişi varsa ben bunu non parametrik test yapmam lazımdır. Hiç fark etmez. ifade etsin veya etmesin. 30 ve 30'un altındaysa parametrik olmayan testi yapacaksınız. Fakat bana soru şöyle dedi. Ben veriyi 3, 100, 6 kişiden topladım. Atıyorum sayıyı öylesine. 306 kişi 30'dan fazla mı? Fazla. Fakat bana dedi ki normal dağılmamıştır dedi. Yine ne yapacaksınız? Nam parametrik yani parametrik olmayan testi uygulayacaksınız. Önemli olan soru da bana ifadesel olarak normal dağılım göstermiş diyor mu demiyor mu ona bakmanız lazım. Diyelim ki demiyor bana örneklem sayısını veriyor. Örneklem sayısı 30'un yukarısındaysa ben onu normal dağılım göstermiş diyorum. Ama sayı 30'dan fazla olmasına rağmen normal dağılmamıştır diyorsa sayıya bakmaksızın non parametrik test yapmam lazım. Ve verilerimin aralıklı veya oranlı ölçeklerde toplanması lazım. Bunu unutmayınız. Çünkü sınıflama ölçeğiyle eğer benim bütün değişkenlerim toplanmışsa otomatikman nam parametrik yapmam lazım. Örnek verelim. Sınıflama ölçeğiyle toplanmışsa ki kare arkadaşlar benim mesela nam parametrik testimdir. Çünkü ikisi de kategoriktir ve ikisi de nicel değişken değildir. Ne yapacakmışız? Bakın tekrarlıyorum. Bana soru diyor ki normal dağılım göstermiş. Oh, mis gibi. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Direkt parametrik yapacaksın. Ama soru bana hiçbir şey dememiş. Örneklem sayım demiş ki 33 demiş. Ha 30'u geçmiş. Tamam kardeş. Ben bunu parametrik alıyorum diyorsun. Soru 400 500 belki 5 milyon kişiden toplamış ama diyor ki bana parametrik olmayacak çünkü normal dağılmamış diyor. Bak sayı olmasına rağmen normal dağılmamıştır diyor. Sen yine ne yapacaksın? Nam parametri almak zorundasın. Yani parametrik olmayan. Şimdi sevgili gençler, eğer normal dağılım göstermişse bu ne demek? Aritmetik ortalama, medyan yani ortanca ve mod dediğimiz tepe değerlerinin hepsi birbirinin üzerine konumlanması lazım. Yani arkadaşlar perfect bir şekilde simetrik olması lazım. Bu ne demek? Ortalama eşittir ortancaya, ortanca eşittir arkadaşlar tepe değeri moduna. Eğer normal dağılmışsa bunun üçünün birbirine oldukça yakın veya eşit olması lazım. Eğer bunlardan biri arkadaşlar mesela büyükse ne oluyor? Çarpıklık ve basıklık devreye giriyor. Hani diyoruz ya sola çarpık, sağa çarpık diyoruz ya Zaten bana veri diyor ki sola çarpık, sağa çarpık. Ben normal dağılım göstermediğini hemen anlarım. Eğer soru bana bunu diyorsa, sola çarpık, sağa çarpık diyorsa, non parametrik yapmak zorundasınız. Yani parametrik olmayan testleri yapmak zorundasınız. Çünkü normal dağılmamış diyor, varsayıyoruz. Evet sevgili gençler. Şimdi testleri seçerken tekrarlıyoruz. Parametrik testler her zaman daha kuvvetlidir istatistiksel gücü. Hadi bize belki böyle bu tip bir soru gelebilir. Verilen normal dağılım göstermesi gerekir parametrik testlerde. Ve denekler evrenden rastgele seçilmesi lazım. Rastgele örnekler. Birbirinden deneklerin bağımsız olması lazım. Şu demek mesela ben öğrenci hakkında öğretmene diyorum ki akademik başarısını değerlendir diyorum. Adama tutuyorum bir de diyorum ki motivasyonunu değerlendir. İşte onun başarı düzeyini değerlendir. Onun ilişki kalitesini değerlendir. Ulan her şeyi öğretmenden alırsan sen neyi ihlal etmiş oluyorsun? Birbirinden bağımsız olduğunu ihlal. Çünkü aynı kişiden bir kişi hakkında veri topluyorsun. Yalnız biz buna genelde çalışmalarda uymayız arkadaşlar. Uyamayız sosyal bilimlerde. Örneklem sayısının 30'dan fazla olması bir kriter. Ama 30'dan fazla olmasına rağmen 30 ve 30'dan eğer bana normal dağılım göstermemiş diyorsa hiç şüphe etmeden parametrik olmayanı yapmanız lazım. Şimdi gençler gelelim buraya anlatmadan önce. Hipotez testi ne demektir? Hani iki tür hipotez. Geçen senin sınav sorusu gelmişti sizlere. Ki bunun üstüne basa basa anlatıyoruz. Şimdi bende iki tane hipotez testi vardır. H0 dediğimiz sıfır hipotezi. Diğer ismi null hipotez diye geçer. Bir de H1 dediğimiz Araştırma hipotezi yani alternatif hipotezimiz vardır. Tamam mı? Alternatif iki tür hipotezimiz var. H0 hipotezi ana mantığı şudur. Herhangi bir farklılık yoktur. Herhangi bir etki yoktur. İşte gruplar arasında ortalamalar birbirine eşittir. Yani farklılık yok, etki yok, herhangi bir <laughs> değişim yok varsayacağız. Yani şunu diyorum. Hani sorumuz neydi? Cinsiyet açısından akademik başarı farklılaşmış mıdır? Sorumuz bu. Şimdi sıfır hipotezi ne diyecek? Cinsiyet yani kadın ve erkeğin akademik başarısı birbirine eşittir ya da şunu diyecek. Kadın ve erkeğin akademik başarısı arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Yani yok varsayımıdır mıdır bu? H0 hipotezi farklılığın veya farklılığın veya etkinin Yok sayı mıdır? İlişkinin yok sayı mıdır? Ne böyle bir ilişki var, ne böyle bir farklılık var, ne de böyle bir etki var deriz. Bu sıfır hipotezidir. Alternatif hipotezi ise araştırma hipotezimizdir. Ben diyorum ki kadın ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık vardır. Yani benim aslında burada yaptığım şey arkadaşlar H0 hipotezinin tam tersini ifade ediyorum. Alternatif hipotezde, araştırma hipotezinde. Diyorum ki kadın ve erkekler arasında anlamlı farklılık vardır diyorum. Sıfır hipotezi ne diyor? Yoktur kardeş diyor. Ben diyorum ki vardır diyorum. Ben var diyorsam Temel'de dursun hikayesine dönüyor bu. Temel diyor ki yok. Yani sıfır hipotezi dursun diyor ki var. Bu da nedir? Alternatif hipotez. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Acaba benim alternatif hipotezim iki yönlü mü, tek yönlü mü? Bu ne demek? İki yönlü hipotez ne demek? Tek yönlü hipotez ne demek? Arkadaşlar ben kadın ve erkek arasında fark vardır dedim. Alternatif hipotezim bu. Bu ne demek? Evet kadın ve erkek arasında akademik başarı arasında bir fark var da bu farkta kadınlar mı daha başarılı? Erkekler mi daha başarılı? Bunu ben araştırmak istemiyorum. Ben sadece bir fark var. Bu farkı söyle diyorum. Yani çift yönlü diyorum. Ama ben tutup da şöyle dersem kadınlar erkeklerden daha başarılıdır dersem yön veriyorum. Tek yönlü hipotez yapıyorum. Kadınlar erkeklerden daha başarılıdır. Bu ne demek? Ben diyorum ki kadınlar erkeklerden daha başarılıdır diyerek yön vermiş oluyorum. Eğer bu tür hipotez kuruyorsam alternatif hipotez bu tek yönlü hipotezdir. Ama direkt kadın ve erkek arasında anlamlı bir fark yoktur dersem çift yönlü hipotezdir. İki yönlü. Yani erkek de kadından fazla olabilir. Kadın erkekten fazla olabilir. Bunu bilmiyorum ama bir fark olduğunu iddia ediyorum. Bu çift yönlü. Ama biri diğerinden daha fazla, biri diğerinden daha az dersem o zaman tek yönlü hipotez kuruyorum. Neymiş sıfır hipotezi? Fark yok. İlişki yok. Etki yok. Her şey yok sayıyorum sıfır hipotezinde. Alternatif hipotezde evet fark var. Evet bir etki var. Evet bir ilişki var. Eğer ben şu şundan daha etkilidir şu şundan daha fa fa büyük farkı vardır. Şunun başarısı şundan daha yüksektir. Şunun motivasyon düzeyi şundan daha büyüktür. Şunun empati düzeyi şundan daha eksiktir diyorsam o zaman tek yönlü hipotez kuruyorum. Yani yön vermiş oluyorum. Lütfen buna dikkat ediniz. Şimdi bu bağlamda ne geldi neye kaldık arkadaşlar bizim? Şimdi bir grup, iki grup yani T testleri, ANOVA, regresyon, korelasyon ne yapacağız? Ayırt edeceğiz. Sevgili gençler. Şimdi bir grubum var, tek grubum var ve ben tek grubu eğer parametrikse tek örneklem t testinde, eğer parametrik değilse yani işaret testinde ölçeceğim. Bu ne demek? Arkadaşlar, eğer ben bir grubu, bakın iyi dinleyin. Bir grubu genel popülasyonla karşılaştırıyorsam yani evrenle karşılaştırıyorsun. Örnek veriyorum. Trabzon ilindeki Trabzon Üniversitesi PDR 4. sınıf öğrencilerin ÖABT puanlarının Türkiye ÖABT ortalamasından farklı olacağını iddia ediyorsam anlamlı şekilde. Benim ka gerçekte kaç grubum var? Tek. Niye Trabzon Üniversitesi dedim? Kiminle kıyaslıyorum ben o Trabzon Üniversitesi'ni? Türkiye ile kıyaslıyorum. Yani evrenle kıyaslıyorum. Hatta soruda şöyle der. Türkiye ortalaması 50.06 der. Trabzon Üniversitesi'nin öğrencinin ortalaması ise 58.75 der. Burada normalde tek grubum var. İki grup gibi duruyor ama ben evrenle kıyaslıyorum. Eğer ben evrenle kıyaslama yapıyorsam tek grubu yani kriter puanla, belirli kriter verilen puanla ben tek örnekten T testi yapıyorum. Mesela şöyle bir örnek versem. Trabzon Söğütlü Mahallesi'ndeki kadınların depresyon düzeylerini ölçmüşüm. Ne bulmuşum ortalama? 22. Türkiye'deki kadınların depresyon ortalaması ise Türkiye'deki kadınların depresyon ortalaması ise 19. Şimdi bana verdi mi bunu? Verdi. Diyor ki şu tek grubu evrenle kıyasla diyor. İşte bu tür evrenle kıyaslama, kriter puanla kıyaslıyorsak benim gerçekte tek grubum var. Sadece Trabzon var. Değeri zaten belli. Belli olan bir puanla kıyaslıyorum. O zaman ben tek örneklem T test yapıyorum. Şimdi hocam diyor ki sana normal dağılmış. Normal dağıldıysa tek örneklem T testi. Sana hiçbir şey dememiş. Örneklem sayın kaç kişiden topla? 230 kişiden. Hiçbir şey dememiş. Normal dağılıp dağılmadığını sormamış sana. 230 30'dan fazla olduğu için yine ne yapacaksın? Tek örneklem T testi. Peki desek ki sana 26 kişiden toplamışsın. 30'dan aşağı. O zaman sen tek örneklem T testinin nam parametrik karşılığı olan işaret testini yapmak zorundasın. Veya 230 kişiden veriyi topladın ama diyor ki çarpıklık ve basıklıklar fazladır diyor. Yani normal dağılmamıştır diyor. Yine hangisini yapacaksın? parametrik olmayan versiyonunu yapacaksın. Bir örnek daha vermek istiyorum işaret testi için size. Arkadaşlar mesela mesela şöyle bir örnek geldi. E, Trabzon, Giresun, Samsun, Ordu, Bayburt tüm Karadeniz'de erkeklerin arkadaşlar e, neyine baksınlar? Anksiyete kaygı düzeylerini hesaplasınlar. Trabzon ilindeki Karadeniz'deki Karadeniz bölgesinde erkeklerin desinler ki anksiyete puanı 28. Dünyadaki erkeklerin anksiyete ortalaması desinler soruda işte 36. Burada dikkat edin. Genel verilmiş bir kriterle evrenle ben grubumu kıyaslıyorum. Benim grubum ne orada? Karadeniz bölgesindeki erkekler. Neyle kıyaslıyorum? Tüm dünyadaki erkeklerle. Yani evrenle kıyaslıyorum. Yani benim gerçekte bir grubum var. Bir grubu evrenle kriter puanla kıyaslıyorsanız siz tek örneklem T testi yaparsınız. Peki şimdi gelelim iki gruba. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Benim grup sayım 2 olacak. En az en fazla kaç olacak? 2 olacak. En az 2 en fazla 2 olacak. Yani 1 de olmayacak, 3 de olmayacak, 5 de olmayacak, 10 da olmayacak. 2 olacak. 2 grubun olacak. Şimdi gelelim size bağımlı ve bağımsızın ayrımına. Şimdi arkadaşlar hepiniz neyi biliyorsunuz? Boylamsal çalışmaları biliyorsunuz. Boylamsal çalışma ne demek? Ben bir veriyi aynı kişilerden Eylül, Ekim ayında yani ön test, son test halinde benim bir grubum var. O grubun Kaygı puanlarını Eylül'de ölçekle hallediyorum, hesaplıyorum. Aynı kişilere daha sonra bir program uyguluyorum. Bir de Ekim ayında onların aynı kişiler ama bak aynı kişilerden iki defa veri toplaman lazım. Ön test, son test, deneysel çalışmalar. Ön test, son test. Aynı gruptan iki defa veri topluyorsun ve bunların sonuçlarını birbirleriyle kıyaslıyorsun. Ne yapıyorsun? Aynı kişiden iki defa. Peki soru bankalarında size nasıl soruluyor? Kontrol grubu var. Deney grubu var. Kontrol grubu ile deney grubunu kıyaslatıyor. Aynı kişiden iki defa veri toplanıyor da. Hayır. Sen kontrol grubu ayrı. Deney grubu ayrıdır arkadaşlar. İki gruptur o. Benim bağımlıda dikkat etmem gereken nokta ne? Veriyi aynı kişilerden kaç defa toplamam lazım bağımlı örneklem t testinde 2 defa. Dedim ki şöyle bir çalışma yaptım. Trabzon Üniversitesi sınıf öğretmenliği sınıfına kaç öğrencim olsun orada? 55 tane sınıf öğretmeni olsun Dördüncü sınıf. Dedim ki ben bunlara sınav kaygısı üzerine bir çalışma yapayım. Çalışmaya başlamadan önce onların sınav kaygısı puanlarını hesapladım. Bak bu kişilerden veri topladım. Çalışmayı yaptım. Çalışma bittikten sonra aynı kişilerden bir daha aynı ölçüyü uyguladım. Neyi hesapladım? Yine sınav kaygısı. Çalışmayı yapmadan önce sınav kaygısı puanları diyelim 63. Çalışma yaptıktan sonra aynı kişilere aynı ölçüyü tekrar uyguladım. Sınav kaygısı 63'tü kaça indi? 32'ye indi. Bakın veriyi aynı kişilerden iki defa topluyorum. Ön test, son test. O zaman benim öğrenci sayım kaç? 55. 30'u geçmiş. Soru bana demiyor ki normal dağılmış. Dağılmamış hiçbir şey demiyor. Sadece örneklem sayısını veriyor. O zaman ben otomatikman ne sayacağım? Bu test parametriktir diyeceğim. Ve ben bağımlı örneklem T testi yapacağım. Peki bana dedi ki normal dağılmamış yani parametrik değil dedi. Bağımlı örneklem T testinin parametrik olmayan testine ne diyoruz? Aynısı Parametrik değilse Wilcoxon diyeceksiniz şıklarda. Parametrikse bağımlı örneklem t-test diyeceksiniz. Bir örneklem daha verelim. Bir, bir örnek daha verelim size. Şimdi arkadaşlar mesela ben ben duygusal zeka üzerine bir çalışma yapmak istiyorum. Bir grup çalışması yapmak istiyorum. Aldım 16 öğrenciden. Okula giden lise 3. sınıf 16 öğrenciyle bir grup oluşturdum. Bunların duygusal zekalarını ben çalışmamı yapmadan önce ne yaptım? Duygusal zekalarını ölçtüm. Daha sonra bunlara duygusal zeka ile alakalı grupla grup rehberliği etkinlikleri, psiko eğitim verdim veya psikolojik danışma yaptım, grupla psikolojik danışma. Ne oldu? Daha sonra oturumun sonunda ön testi yaptım. Bir de ne yaptım aynı gruba, aynı kişilere aynı testi bir daha uyguladım. Programdan önce, programdan sonra. Sonra ne yaptım? aynı kişiden topladığım iki veriyi öncesini sonrasını kıyaslıyorum. Kaç kişiden topladım ben bunu? 16. 30'dan aşağı. O zaman hangi test yapılır? Bağımlının Wilcox. Eğer bu sayı hiç bana sayı vermedi. Normal dağılıp dağılmadığını da söylemedi. O zaman biz normal dağıldığını varsayıyoruz. Hangisini yapacağız? Bağımlı örneklem T testi. Şimdi gelelim. Bağımsız ne demek? Arkadaşlar bu sefer iki tane grubunuz olacak. Yani bir, bir veriyi iki, aynı gruptan toplamayacaksın. İki farklı grubunuz olacak. Mesela ne olabilir bu? Arkadaşlar bağımsız, bağımsız örneklem T testi yazın şuraya. Örneklem T testi yazın. Mesela cinsiyet. Kadın erkek. iki grup abi. Cinsiyete göre den diyorum ki acaba Empati düzeylerinde bir farklılık var mıdır diyorum. Depresyon puanları farklı mıdır diyorum. Anksiyeti puanları farklı mıdır diyorum. İki grup kadın erkek. Dikkat et kadın ve erkek kıyaslaması iki farklı. Şimdi gelelim derste yaklaşık 5 dakika önce. Kontrol grup deney grup. iki farklı grup mu arkadaşlar? İki farklı grup. Nasıl bağımlı bu? Bu bağımsızdır. Eğer sen kontrol grubuyla deney grubunu kıyaslıyorsan bağımsızdır. Ama sen deney grubunu aynı şekilde bir başlamadan bir de başladıktan sonra veri topladıysan aynı kişilerden o zaman bağımlı olur. Şimdi diyelim ki Trabzon ili ile Samsun ilindeki PDR ÖABT öğrencilerinin netleri arasında bir farklılık var mıdır dedim. Kaç grubum var? Trabzon ve Samsun öğrencilerim var. PDR ÖABT net farklılığına bakıyorum. Grup farklılığına bakıyorum yine. Diyelim ki kaç kişi olsun toplamda? 206 kişi katılsın yarış şeye çalışmaya. Şimdi diyor ki 206. O zaman hangi test? İki grubum var. Ve ben neye bakıyorum? Grup farklılığına bakıyorum. İki grubum olduğu için bağımsız örneklem T testi. Çünkü parametrik. Eğer bana normal dağılım göstermemiş dese hangisini yapacağım arkadaşlar? Men, Whitney, You. Bu da parametrik olmayan testidir. Kimin? Bağımsız örneklem T testi. Şimdi gençler. Dikkat ederseniz hem ANOVA'da hem T testlerinin hepsinde soru kökünde ne arayacaksınız? Grup farklılığı. Bakın, grup farklılığı demek T testi ile ANOVA soruluyor demek. Bakın, gruplar arasında farklılık demek T testi ile ANOVA sorusu demek. Peki T testinde benim ana kriterim neydi arkadaşlar? 2 tane grubum olacaktı. Doğru mu? Peki ANOVA'da ne olacak? Her şey aynı. Sadece grup sayım 2'den fazla olacak. Yani 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 10 olabilir, 20 olabilir, 1 milyon da olabilir. Ama grup sayım ne olacak? 2'den fazla olacak. Mesela sınıf düzeyine göre akademik başarıyı kıyaslayalım. Sınıf düzeyi. Kaç tane sınıfımız var üniversitede? 1, 2, 3, 4. 2'den fazla mı grup sayım? Evet. Ne yaptım? Akademik başarı yine nicel. Bundaki farklılığına bakıyorum. Grup sayım 2'den fazla olduğu için ne yapacağım ben? Tek yönlü ANOVA. ANOVA varyans analizi. Eğer verim normal dağılmışsa ANOVA. Eğer verim normal dağılmamışsa Kruskal-Wallis testi yaparım arkadaşlar. Dedim ki mesela ben 28 kişiden veriyi topladım. Sınıf düzeyine göre. İşte 4 tane 1. sınıf var. 8 tane 2. sınıf var. Işte 6 tane 3. sınıf var. Geri kalan da 4. sınıf. Toplam 28 kişi. Abi 30'dan aşağı. Her grupta 30'dan aşağı kişi var zaten. Toplam sayı da 30'dan aşağı. Bu testin normal dağılma ihtimali yok. Ve akademik başarıyı kıyaslıyorum. Yine grup farklılığına bakıyorum. Ama bu sefer grup sayım 2'den fazla. 3 tane 4 tane 5 şu anki grup sayım 4. Ben o zaman nam parametrik değil nam parametrikse ne yapıyorum arkadaşlar? Kruskal kalvaris yapıyorum. Bu bağımsız örneklem T testinin 3 gruplu halidir arkadaşlar. 4 gruplu halidir. 5 gruplu halidir. Peki eğer verim normal dağılmışsa cevabım ne olacak? A. No. Va. Tekrarlayan anova ne demek? Şimdi bağımlı T testini hatırlamanızı istiyorum. Aynı kişilerden kaç defa veri topluyordum? 2. Hadi bakayım tahmin edin. Aynı kişilerden bu sefer kaç tane veri toplamam lazım? En az 2'den fazla olacak. 2 olursa bağımlı örneklem T testi yapıyorum. Ön test, son test. Bu sefer 2'den fazla toplayacağım ama aynı kişilerden. Yani Fatih ve arkadaşlarını alacağım. Eylül ayında bir veri toplayacağım. Ekim ayında bir daha veri toplayacağım. Kasım ayında bir daha veri toplayacağım. Kaç defa topladım aynı kişilerden? 3 defa. Bu sefer kaç grubum oluştu benim? 3 grubum. Ama aynı kişilerden boylamsal yaptım. O zaman benim ANOVA ne olacak arkadaşlar? Tekrarlayan ANOVA olacak. Eğer parametrikse, eğer parametrik değilse cevap ne olacak tekrarlayan ANOVA'nın? Friedman olacak. Şimdi sevgili gençler hemen bir geriye gelelim. Şimdi size bir şey anlatacağım burada. Şimdi gençler, ben grup farklılığı soruluyorsa, kıyaslama soruluyorsa ilk bakmam gereken testler hangisi? Ya T testleri ya da ANOVA. Bunlar parametrik veya non parametrikleri. Bak grup farklılığı veya kıyaslaması. Daha sonra neye bakacağım arkadaşlar? Bak grubum kaç kişi? Kaç grubum var? Tek grubum var da kriterle mi kıyaslıyorum o zaman? Tek örnekten T testi. Veya parametrik değilse işaret testi. Eğer grup sayım 2 ise bağımlı mı bağımsız mı ona bakacağım. Aynı kişilerden iki defa veri toplanmışsa bağımlı T testi. Eğer benim ayrı ayrı iki gruptan yani mesela kadın erkek gibi Giresun Trabzon gibi işte sarı grupla mavi grup gibi iki gruptan toplanmışsa Bağımsız bağımsız T testi. Eğer benim grup sayım A grubu, B grubu, C grubu 2'den fazlaysa ANOVA yaparım. Parametrik değilse arkadaşlar ne yapıyoruz? Dikkat ediyorsunuz. Parametrik değilse Kruskal-Wallis. Yani işin aslı bana araştırma sorusu kıyaslama veya grup farklılığı soruyor. Sonra kaç tane grubum var? Bakmanız gereken soruda. Arkadaşlar yapacağınız iş bu. Bu kadar bunları belirlemek için. Yalnız şunu hiçbir zaman unutmayın. İster T testi olsun, ister ANOVA olsun, benim bir tane nicel değişkenim vardır. Bak bir tane nicel değişkenim vardır. Benim bir tane de kategorik değişkenim vardır. Kategorikte kaç grup var? 2. <laughs> o zaman T testi. Eğer kategorikte 2'den fazlaysa ANOVA Şimdi bazen şunu soruyor. Hocam bir de iki yönlü ANOVA var. Üç yönlü ANOVA var. Mesela MANOVA var. Bunlar ne demek? Şimdi iyi dinleyin beni. Şimdi arkadaşlar ANOVA dedik. Tek yönlü ANOVA. Şimdi size sorum şöyle gelsin. Benim benim arkadaşlar tek yönlü ANOVA'da benim kategorik değişkenimle benim nicel değişkenim kaçar tane? Nicelim bir tane. Kategorim kaç tane? Yine bir tane. Neydi az önce? Sınıf düzeydi ama 4 grubu var. Şimdi one way ANOVA yani bir yönlü tek yönlü ANOVA'da kaç tane bağımsız değişkenim var benim? 1. O zaman iki yönlü ANOVA'da kaç tane bağımsız mı olacak? 2. 3 yönlü ANOVA'da kaç tane bağımsızım olacak? 3. Mesela şöyle dersen cinsiyete ve sınıf düzeyine göre... Akademik başarı farklılaş mıdır, farklılaşmış mıdır diye sorsam. Bak nicelim bir tane. Ama benim kategorik değişkenim kaç tane oldu? Sınıf düzeyi artı cinsiyet oldu. Kaç yönlü ANOVA? İki tane bağımsızım var. O zaman iki yönlü ANOVA. Buraya bir şey daha ekleyelim. Ne ekleyelim arkadaşlar? Sosyoekonomik düzey ekleyelim. Kaç tane benim bağımsızım oldu? Üç tane. O zaman kaç yönlü ANOVA? Üç yönlü ANOVA. Bakın nicelim hep aynı. Ben Sınıf düzeyine göre, cinsiyete göre ve arkadaşlar sosyoekonomik düzeye göre akademik başarı farklılaşmış mıdır? Farklılaşmamış mıdır diyorum. Eğer üçünü bir arada kullanacaksam üç yönlü anova yaparım. Size sorulur mu bu? Çok zor ihtimal gençler. Peki MANOVA ne demek? Şimdi bu sefer sizce hangisi artacak MANOVA'da arkadaşlar? Hadi tahmin edin. Sen zihin pratiği yapın. İki yönlü, üç yönlü anova denildiği zaman bağımsız değişken arttı. MANOVA deyince hangisi artacak? Nicel değişken artacak. Mesela ben sınıf düzeyine göre akademik başarı farklılaşmış mıdır? Artı motivasyon düzeyi farklılaşmış mıdır diye sordum. Neye göre? Sınıf düzeyine göre. Kaç tane benim nicel bağımlı değişkenim var? Birden fazla. Birden fazla benim nicel değişkenim varsa cevabım nedir arkadaşlar? MANOVA'dır. Bu kadar. Şimdi bu kadar anlattık. Gelelim mi gençler? Neye gelelim biliyor musunuz? Ki kare nasıldır? Şimdi ki kare sorularında beni hasta ediyorsunuz. Niye hasta ediyorsunuz? Ya arkadaşlar bağımlı değişkenle de bağımsız değişkenin her ikisi de nitel değişken olacak. Her ikisi de kategorik değişken olacak. Mesela kadın erkek dedim. Katı, kategorik mi cinsiyet? E nitel. Peki renk tercihi dedim arkadaşlar. Kadın cinsiyetle renk tercihi arasında bir ilişki var mıdır diye sordum. Cinsiyet kategorik. Renk tercihi de kategorik. Mesela kırmızı, mavi, siyah. Hangi cinsiyetler hangi rengi seçiyor? Her ikisi de kategorikse değişkenin hiç düşünme neyi işaretle ki kare işareti. Mesela dedi ki arkadaşlar sigara içme durumu. Ne demek sigara içme durumu? İçiyorum evet, içmiyorum hayır. Kategorik. Cinsiyete göre sigara içme durumunla ilişkisi nedir diye sordu. Ya cinsiyet kategorik. Sigara içme durumu da kategorik. Düşünme öğretmenim. Yapıştır yersin. Ne işaretleyeceksin? Ki kare işaretleyeceksin. Eğer ikisi de kategorikse ki kare işaretleyeceksin. Tamam mı? Durum. Dedi ki sigara içme durumu. Renk tercihi. Mesela Trabzon ve Giresun illerinde ki şeye baksak araba markası tercihine baksak. Giresun Skoda'yı tercih ediyor daha çok. İşte Trabzon'da Mercedes'i tercih ediyor daha çok. Dikkat et. İller kategorik iki grup. Renkte araba tercihleri kategorik. Her ikisi de kategorik. Hangisini işaretleyeceksiniz? Unutmayın ki kare. Şimdi gelelim. Neye gelelim? Arkadaşlar korelasyon. Şimdi size bir tüyo veriyorum. Eğer ben korelasyon yapacaksam bağımlı bağımsız değişkenim var mıdır? Yoktur. Neden yoktur? Çünkü ben neden sonuç ilişkisini bulamam korelasyonla. Korelasyon bana sadece ilişkinin yönünü ve ne kadar kuvvetli bir ilişki olduğunu söyler. Örnek verelim. Mesela bir de unutmayın. Korelasyon demek iki tane nicel değişkenin ilişkisi demek. İkisi de nicel olacak. Mesela cinsiyetle arkadaşlar şeyin ilişkisine bakmayacağız. Neyin? Akademik başarının. Böyle bir ilişkiye bakılmaz. Korelasyonel analiz demek akademik başarıyla yaş diyeceğiz. Yaş mesela nicel. Arasında bir ilişki var mıdır dedik. Veya empati puanlarıyla öğrencilerin Depresyon puanları arasında bir ilişkiye bakarız. İkisi de nicel olacak. Ve neden sonuç yani şu demek. Empati puanı düştükçe depresyon puanı artıyor. Bu ne demek? Biri düştü, diğeri arttı, negatif korelasyon vardır. Her ikisi azaldı, her ikisi aynı yönde arttı, pozitif korelasyon vardır. Artı pozitif yöndür, eksi negatif yöndür. Ama korelasyon kesinlikle neden sonuç ilişkisi vermez bize. Sadece arkadaşlar ilişkinin yönü ve şiddeti. Örnek vermek gerekirse. Mesela ben yazdım buraya. 0.26 yazdım. Eksi 0.78 yazdım. Yazalım başka ne yazalım? 0.63. Şimdi arkadaşlar hangisinin şiddeti daha fazla? Her zaman mutlak değer olarak düşüneceksiniz. Artı eksisi önemli değil bizim için. 78 daha güçlü bir korelasyondur. Fakat yönü ne demek? Eksi bir arttığında diğeri azalıyor demek. Pozitif olanlarda bir arttığında diğeri de artıyor. Bir azaldığında diğeri de azalıyor. Yani aynı yönde artış aynı yönde azalış var. Negatif değilse biri arttı diğeri azalması lazım. Biri az, azaldı diğerinin artması lazım. Ters yönde. Korelasyon neymiş? Nicel. Her iki değişken de nicel olacak. Şimdi gelelim regresyona arkadaşlar. Regresyon ne demek? Bakın soru kökünde regresyonda yordayıcı rolü etki kelimelerini arayacaksınız. Mesela cinsiyetin akademik başarıya rolü. Akademik başarıya yordayıcı rolü. Cinsiyetin akademik başarıya. Cinsiyetin akademik başarıya etkisi. Bu şu demek ya? Bu şu demek? Regresyon demek. Eğer benim Bağımsız değişken sayım bir tanesi. Az önce verdiğim örnekte. Cinsiyetin akademik başarıya yordayıcı rolü dedim. Etkisi dedim. Tek bir bağımsızım var. O zaman biz buna tekli regresyon deriz. Ama cinsiyetin, sınıf düzeyinin, motivasyon, motivasyonun akademik başarıya edildiğinde etkisi, yordayıcı rolü. Kaç tane bağımsızım var? 3 tane. Birden fazlaysa çoklu regresyon deriz. Ama soru kökünde neyi arayacaksınız? Yordayıcı rolünü arayacaksınız. Burada önemli arkadaşlar. Peki şimdi bir tekrarlayalım. Eğer benim tek grubum var. Popülasyonla kıyaslıyorsam hangi testi yapacağım parametrikse tek örnekler. Nam parametrikse işaret testi. Eğer benim iki farklı grubum var. Kadın erkek gibi. A grubu B grubu gibi. Ve ben bunu bir nicel değişkende. Bu motivasyon düzeyi olur akademik başarı olur depresyon puanı olur fark etmez. O zaman bağımsız yapacağım. Eğer parametrikse, eğer non parametrikse arkadaşlar, Mann Whitney U yapacağım. Eğer benim bağımlı yani bir gruptan hem öncesinde hem sonrasında iki defa veri topladıysam aynı gruptan. Ön test son test kıyaslaması yapıyorsam eğer grup normal dağılmışsa bağımlı örneklemde t testi eğer non parametrisse ise Wilcoxon diyoruz. ANOVA bu sefer grup sayım 2'den fazla olacak. Yani 3 grup olur, 4 grup olur, isterse milyon tane grup olur. Mesela sınıf düzeyi dedi. Kaç grup var? 4 grup var. Mesela Giresun, Bayburt, Gümüşhane kıyaslaması yaptık. Ne de yaptık? Fındık üretiminde yaptık. 3 grubum var. Ne yapacaksın? ANOVA. Eğer bu parametrik sanova, Non parametrik yani parametrik değilse Kruskal Wallis. İki tane nicel değişkenin ilişkisine bakacaksın. Yani ayakkabı numarasıyla boyu arasında bir ilişki var mı insanın? Denildi. X de nicel. Boy da sayısal. Ayakkabı numarası da sayısal. Kilo ile tansiyon, kan şekeri miktarına bakacaksın. X de nicel. O zaman iki nicelin ilişkisine bakıyorsak parametrikse Pearson, non parametrikse Spearman yapacaksın. Eğer ikisi de kategorikse arkadaşlar, iki değişkenin de kategorik. Mesela cinsiyette renk tercihi. Ne yapacaksın? Ki kare yapacaksın. Bu kalsın. Bu biraz zor gelir size. Evet. Peki bir şey daha söyleyeceğim size. Hemen gelelim oraya. Regresyon dedik. Postak ne demek? Şimdi soru aynen şöyle gelir. Postak testi hiçbir zaman unutmayın. ANOVA sonucu anlamlı çıktığında... Hani biz 3 grubu 4 grubu kıyaslıyoruz ya grup farklılığına bakıyoruz ya. Peki şunu biliyor muyuz? Ulan tamam 3 grup arasında bir farklılık var. A, B, C grupla ama hangisinden kaynaklı bu? A ile B arasında farklılıktan mı kaynaklı? B ile C arasında mı farklılıktan kaynaklı? A ile C arasında mı? B ile C mi? A ile B arasında mı? Bilmiyoruz. Grup farklılığı yani anoma sonucu anlamlı çıktıktan sonra yapılması gereken test diye soruluyorsa anava sonucu anlamlı çıktıktan sonra yapılması gereken test diye soruluyorsa siz neyi işaretleyeceksiniz? Postak testini. Bu genel ismidir. Postak testleri neler var? Postak testleri. Türleri var arkadaşlar. Türlerini öğrenmeyeceksiniz. Ben şıklarda tukeyi arayacağım. Ben şıklarda rek wq'yu arayacağım. Ben şıklarda banferoni'yi arayacağım. Ben şıklarda arkadaşlar Hoxper t 2yi arayacağım. Game Soul'u arayacağım. Gabriel'i arayacağım. Tukey'i arayacağım. LSD'yi arayacağım. Yani hiç bunları vermeyip direkt postak da diyebilir. Hepsi çünkü postak. Şimdi size şunu anlatıyorlar. Hangisi kullanılır hangisinde? Gençler siz istatistik uzmanı değilsiniz. Size soru şöyle gelecek diyorum. Bakın ısrarla söylüyorum. Anava anlamlı çıktıktan sonra hangi test yapılması gerekiyor? postak testi. Şıklarda postak vermemiş tukeyi koyuyor. Şefe'yi koyuyor. Banferoni'yi koyuyor işaretle. Kesinlikle sadece birini koyacaktır. Bunu unutmayın. Ha illa farklılık mı istiyorsunuz? Eşit sayıda grup elemanına sahipseniz. Yani A grubum, B grubum, C grubum var. Her grupta 50'şer kişi varsa hepsinde eşitse Varyans homojenine sahipseniz hangi testleri yapabiliyormuşsunuz? Ratch, W, Q veya Tukey yapabiliyorsunuz. Eğer her şeyde sayınız eşitse. Bütün gruplarda. Eğer grup eleman sayılarınız çok az fark varsa. Mesela bu 50 değil de 47. Bu da 50 değil de 48. Bu da 50. Bu zaman ne yapacaksınız? Arkadaşlar Gabriel'i yapacaksınız. Bak burası ekstra bilgi. Böyle bir soru gelmez. Grup eleman sayıları çok farklısı. Yani bunda 17 var. Bunda 72 kişi var. Bunda ise o 43 kişi var. Bak aşırı farklı. O zaman host yapacaksınız. Eğer aşırı şüpheliyseniz varyans homojenliğinde yani uçuk farklılıklar varsa games hovel yapacaksınız. En eğer çok tutucu iseniz güvenmiyorsanız en tutucu test Bonferroni'dir arkadaşlar postaklarda. Ya bu tamamen size bağlı. Burayı öğrenmenize gerek yok. Şunu bilmenizi istiyorum. Anova anlamlı çıktı ne yapacakmışsınız? Soruda postak. Postak diye vermez şıklara ne diye verebilir? Bonferroni der. Şefe der. Tukey der. Gabriel der. Rechqw der. Bunlardan birini koyar. Tak işaretli. Hiç korkma. Şimdi gençler hadi bakalım birlikte biraz da ne yapalım? Soru çözelim. Sorulara birlikte bakalım. Şimdi bu tip sorularda ilk yapmamız gereken basamak ne? Bağımlı ve bağımsız değişkenleri bulacaksınız. Tamam mı? İlk bakmanız gereken nokta bu. 2. Kaç tane bağımlı var? Kaç tane numara olarak? Kaç tane bağımsızınız var? 3. Neye bakacaksınız? Abi bunlar nitel mi? Nicel mi? ona bakacaksınız. Tamam mı? En son neye bakacaksınız? Arkadaşlar parametrik mi, non parametrik mi? En son bir de grup farklılığı mı sorulmuş, kıyaslıyorlar mı? Eğer kıyaslama varsa ya anovadır ya t testidir. İlişki soruluyorsa iki nicel veri arasında korelasyondur. Yordayıcı soruluyorsa regresyondur. İkisi de kategorikse ki karedir. Şimdi bakın bu örneklemde bakalım. KPS sektörüne hizmet veren 7 iklim yayın evinin müdürü kurumlarında çalışan eğitim bilimleri uzmanı yazarlarının ve dizgi ekibindeki çalışanların yayın evlerinde çalışmaktan dolayı memnuniyet düzeyleri. Neye etkisi arkadaşlar? Neye farklılığına bakıyoruz? Bak farklılık dedi. Grup farklılığıdır. Bu o zaman neyi atacağız biz? Bir kere kişilik testini ki kareye atacağız. Çünkü ya T'dir ya ANOVA'dır. Peki kaç grubumuz var? Bağımlı değişkenimiz ne arkadaşlar? Memnuniyet düzeyi. Bak bitti. Memnuniyet düzeyi bağımlı değişkenimiz. Kaç tane? Bir tane. Kaç tane bizim kategorik değişkenimiz var? Yayın evi müdürlüğünde çalışan eğitim bilimleri mi? Yoksa dizgi mi? Bizim bir tane bağımsızımız var. Kaç gruptan oluşuyor? Dizgi ekibi bir. Yayın ekibi iki. İki gruptan oluşuyor. İki gruptan oluşuyorsa ben anovayı da attım mı otomatikman? Çünkü ikiden fazla olması lazım. Peki arkadaşlar. Bana parametrik veya nem parametrik olduğuna dair herhangi bilgi vermiş mi? Vermemiş. Ne örneklem sayısı vermiş. Ne de ne vermiş arkadaşlar. Normal dağılıp dağılmadığını söylemiş. O zaman ben otomatikman ne arıyorum bunu? Parametrik alıyorum. O zaman cevabımız ne olacak? İki grubum var. Dizgi ekibi, yayın ekibi, memnuniyet düzeyini grup anlamında kıyaslıyorum. İki bağımsız veya bağımsız örneklem T testini işaretleyeceğim. Şimdi aynı mantıkla şu soruya bakacağız. Öğrencilerin, ha bu soru farklı, genel istatistik sorusu. Depresyon düzeylerini azaltmaya yönelik barış eğitimi programının uygulandığı bir araştırmada aşağıda verilen hangi araştırma türü kullanılmıştır? Bakın, azaltmaya yönelik barış eğitimi programı ne var burada? Demek ki kontrol grubu var, deney grubu var. Kıyaslayacağız. Hangi analiz yapılır bu? Grup kıyaslı deneysel. Şimdi arkadaşlar. Eğer ben kontrol grubu, deney grubu varsa deneysel. Bir de quasi experimental denilen yarı deneysel çalışmalar vardır. Deneysel ile yarı deneyselin farkı nedir? Ben deneyselde kontrol grubunu kendim belirlerim. Deneysel grubu kendim belirleyip seçkisiz atama yaparım. Yani rastgele atarım gruplara. Ama kuaza eksperimental yani yarı deneyselde ise... gruplar kendiliğinden vardır. Yani ben atama yapmam. Mesela bir okula gittiniz. A şubesi var. B şubesi var. Birine yeni öğretim programını uyguluyorsunuz. Diğerine ise eski müfredatta gidiyor. Ben herhangi bir şekilde sen A şubesine git. Sen B şubesine git diyebildim mi? Rastgele yok olanlar üzerinde gruplandırdım. Biz buna yarı deneysel çalışma deriz. Ama ben kontrol ve deney grubunu kendim seçkisiz şekilde atıyorsam 50 tane adam var rastgele seçiyorum sen deneye git. Sen kontrole git diye ben rastgele atıyorsam bu deneyseldir. Ama olan grupları kıyaslıyorsam birine yeni müfredatı uyguluyorum diğerine ise eski müfredattan devam ediyor. Bu arkadaşlar seskisiz atama yapamadığım için yarı deneyseldir. İnsan üzerinde genelde böyle yaparsın zaten. Şimdi gelelim sorumuza. Bakın gençler. Üniversite öğrencinin problem çözme beceri düzeylerini. Bak. Nicel değişkenimiz ne abi? Problem beceri çözme düzey. Bu nicel. Sahip oldukları toplumsal cinsiyet rolüne göre yine farklılaşıp farklılaşmadığı sorulmuş. Farklaşıp farklaşmadığı sorulduysa regresyon olmaz. Yordayıcı demiyor. İlişki de demiyor. Korelasyonu da attım. Faktör analizde değil zaten arkadaş. O da regresyonaldir. Ne kaldı? Ya A ya D. Peki cinsiyet rolleri kaç tane? İkiden fazla değil mi toplumsal cinsiyet rolleri? Üç tane, dört tane. Eğer grup sayı ikiden fazlaysa hangisini yapacağız? Arkadaşlar ANOVA tek yönlü varyans analizi. Bak soru bu kadar basit çözüm. Şimdi yapılan bir araştırmada üniversite öğrencileri empati düzeylerinin bak empati düzeyi nicel değişkenimiz ne arkadaşlar? Empati düzeyi nicel. Bir tane niceli bulduk. Öğrenim gördükleri fakültelere göre. Bir üniversite kaç fakülte var? Eğitim var. iktisadi idari bilimler var. Tıp var. Hukuk var. Oo ikiden fazla. Farklaşıp farklaşmadığını incelemek için anova analizi yapılmış. Bak açık açık diyor anova yaptık diyor. Evet anova yaparsın zaten. Bundan sonraki sonuçta bu farklılaşmanın hangi fakültelerden kaynaklanıp kaynaklanmadı? Ne dedim ben size? ANOVA'nın arkasına postak yapılır dedim. Bakın bakalım postak varmışıklarda. Posta'nın bir alt ismi tukey koymuşlar. Buyurun gençler, postak sorusu böyle gelir size. Bu postak soru örneğidir. Bir araştırmacı Sigara kullanım tutumunu, tutumlarını cinsiyet değişkenine göre bak sigara kullanım tutumu tutumda bir puan alır mıyız? Bu nicel ve bağımlı değişken. Neye göre? Cinsiyet değişkenine göre. Kaç grubumuz var? Kadın erkek iki grubumuz var. Diğer araştırmacılar sosyal ekonomik düzeye göre. Sosyal düzey kaç gruptan oluşuyor? En az 3 grupta. Farklaşıp farklılaşmadığına yine ne soruyor bana? Yine ya ANOVA ya T testi. Bakın gençler. Pearson moment korelasyon. Sildim bak otomatik siliyorum. Regresyon otomatik siliyorum. Manova bir kere bir tane nicelim var. Sadece sigara kullanım tutumu. Manova da olmaz. Bakın bunu da sildim. Bir kere nicelim var. Hepsi kategorik değil ki kare de olmaz arkadaşlar. Bakın eleyerek yaptım soruyu ya. Eleyerek yaptım. Nicel cinsiyet hangi test yapılır? Bağımsız. Ekonomik düzeye göre sigara tutumu farklılaşmış iki gruptan fazla Hangi test yapılır? ANOVA. Bak genç bu kadar basit ya. Elemeyi yapmayı bilin yeter ki soruda. Bak soruyu ben hiç düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Nicel mi falan belirliyorum. Kaç tane nicelim var? Bakıyorum nitelim kaç tane? Grup sayısı kaç tane? 2 mi 3 mü? Yapıştır gelsin. Yordayıcı diyorsa zaten regresyona gidiyorum. İlişki diyorsa iki nicel arasında korelasyona gidiyorum. İki kategorik arasında ilişki diyorsa ben ne yapıyorum? Direkt iki kareye gidiyorum. İki kategorikse. Mesela cinsiyetle sosyoekonomik düzey kıyaslaması yapıyor. İlişkisine bakılıyor. Cinsiyet sosyoekonomik düzey. Şu yok. Kategorik kategorik. Hangisi olacak? İki kare abi. Başka hiçbir şey olamaz. İki kategorik. Şimdi gençler. Çok güzel bir soru bu. Geniş ölçekli sınavların yapıldığı bir kurumda Öğrencilerin ham puanları normal dağılım göstermiş. Bu puanların ortalaması 50 ve standart sapması 10 olarak hesaplanmıştır. Tarihin en zekici sorunun sorusu bana göre. Buna göre elde edilen ham puanlar ile bu puanlardan hesaplanan z puanlar arasındaki korelasyon katsayısı kaçtır? Şimdi bazılarınız hazır harıl halı hesap yapıyorsunuz bu soruda. Şimdi gençler. Şimdi bana kamerayı döndürüyorum iyi dinleyin. Şimdi gençler, şu gördüğünüz adam gözlüksüz adam Fatih hocanız mı? Yani bu benim ham halim. Tamam mı? Ham halim bu benim. Şimdi şu gözlüğü taktığımda benim standart halim. Yani Z puanına çevrilmiş halim. Gözlüklü Fatih Hoca. Fatih Hoca'nın başka bir Fatih Hoca. Gözlüklü Fatih Hoca. Her ikisi de Fatih Hoca mı? Her ikisi de Fatih Hoca. Şimdi soruya dikkat edin. Fatih Hoca'yı gözlüklü Fatih Hoca'yla kıyasladığımızda arkadaşlar korelasyon ne olur? Bir olur abi. Mükemmel bir çift. İkisinde mükemmel bir ilişki olur. Çünkü aynı şey. Bak soru sana ne yapıyor? Ya sırf var ya kafanı karıştırmak için veriyor. Senin ham puanından ben Z puanını hesaplıyorum. Ve diyor ki senin hesapladığın ham puanınla ondan hesapladığım Z puanının korelasyonuna bak. İkisi aynı şey. Biri standart hali biri ham hali. Ne olacak? Ha elmaya kabuklu kabuksuz elma de ha, elma de. Soymadan elma de. Fark etmiyor ki. O yüzden korelasyon ne olacaktır arkadaşlar? Bir. Mükemmel olacaktır. Nasıl soru ama güzel soru. Fatih Hoca öğrencilerinin meslek tercihlerinde öğrencinin cinsiyetinin belirleyici bir faktör. Abi cinsiyet dedi. Meslek tercihi dedi. Meslek tercihi kategorik. E, cinsiyet de kategorik. Fatih Hoca her iki değişkine ait verileri sınıflama. Aa, bak daha ne desin Fatih hocası? La ikisi de kategorik diyor. Her ikisinde de diyor sınıflama ölçeği diyor. Hangi yöntemle ikisi kategorikse ben düşünme diyorum. Yapıştır ki kare ediyorum. Bu kadar. Bu kadar. Düşünme. Ya T testi olamaz çünkü en az birisinin nicel olması lazım. Anova olamaz çünkü bağımlının nicel nicel olması lazım. Regresyon olamaz. Bağımlının nicel olması lazım. Spearman korelasyonda da her ikisi de nicel olacak. Her ikisi de nicel olacak. Bitti. İkisi de kategorik. Yapıştır gelsin. Hiç korkma. Araştırmacılar bir obezite ilacının insanların yağ hücre sayısını azalttığını hayvanlar üzerinde yapmış oldukları testlerde bulgulamışlardır. Bak gençler. Obezite ilacı var. Ya hücre sayısı. Ya hücre sayısı nicel. Bu kesin. İnsanlar üzerinde çalışmanın test etmek üzere 10 kişiden oluşan 10 kişi demiş. Hemen atlama. 10 kişi dediğine göre nam parametrik olacak zaten. Gönüllü denekler seçmişler. İlacı almadan, ilacı aldıktan sonra. Yani bağımlı. Fakat 10 kişiden almış. O zaman ne olacak arkadaşlar? Regresyon olabilir mi? He? Bağımsız örneklem t, -t olabilir mi? He? Man white u olabilir mi? non parametrik ya ama olamaz. Çünkü man whitney u neyin parametri non parametri? Bağımsızın. Bize bağımlının non parametri lazım. O da nedir? Bir kalsın. Neden parametrik olmadı? 10 kişi diyor. 30'dan aşağı. Şurayı 10 kişi demeseydi o zaman işaretleyemezdiniz çünkü ikisi de doğru. Normal dağılmış deseydi cevap bağımlı olurdu. Veya şuraya 60 kişi deseydi 30'dan fazla o zaman C doğru olurdu. Ama burada 10 demiş parametrik değil yapıştır gelsin. Dikkat et ilacı aldık da almadan önce aldıktan sonra ön test son test aynı kişiden veri toplanıyor. Müşteri psikolojik ve sosyolojik özelliklerinin para harcama tutumları üzerine bir çalışma yapmak isteyen araştırmacıları. Cinsiyet. Bak para harcama tutumu demiş arkadaşlar. Nicel değişken o. Para harcama tutumu. Cinsiyet kaygı düzeyleri ve dindarlıkların para harcama tutumlarındaki etkisini ve yordayıcı rolünü. Bak. Abi regresyon soruyor soruya. Tekli mi çoklu mu? Kaç tane değişkenim var? Cinsiyet var. Kaygı düzeyi var. Dindarlık var. Birden de fazla. Cevap ne? Çoklu. Hiç okumuyorum bile soruyu. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bu soru okunmuyor. Ben de okuyamıyorum gözlerden dolayı. Ama bunu okuyabiliyorum. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan kavramlardan hangisi sürekli bir değişkendir? Yani diyor ki bana nicel değişkendir. Hangisi nicel arkadaş? Cinsiyet mi? Sınıf düzeyi mi? Bunların hepsi nitel. Okul türü mü? Nitel. Eğitim düzeyi mi? Nitel. Ama başarı ne? Nicel. Bu kadar. Sürekli değişken soru. Bak ÖSYM soruları bunlar. Benzeri böyle çıkıyor. Okul psikolojik danışmanı Hilal Hanım, ortaokul öğrencilerin ders çalışma yönelik motivasyon düzeylerinin sınıf düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek adına tüm okulda, bak ne diyor? Ders çalışmaya yönelik motivasyon düzeyi dedi. Sınıf düzeylerine göre dedi. Sınıf düzeyi 2'den fazla. Motivasyon da Şimdi soruyorum. Uygulamalar tamamlandıktan sonra toplam puan üzerine yani tek yönlü varyans analizi yapılmış. Bak analiz yapıldı diyor. Neyi soruyor? ANOVA'nın arkasına ne yapılır diye soruyor. Bakın ne yapılır arkadaşlar? Postak ne var burada? Tukey var. Hiç okumadım bile burayı. Okumama gerek bile yok. Çünkü ANOVA'nın arkasına postak yapılacak. Bu fikstir. 30 kişi üzerinde yaptığı bir araştırma verilerinin normallik testini gerçekleştiren bir araştırmacı verilerin normal dağılım göstermediği bulgusuna ulaşmıştır. Diyor ki bana parametrik yapamayız diyor. Normal dağılmamış diyor. Bak 30 kişinin üzerinde de yapmış bunu. Sayı tutuyor ama normal dağılmamış. Yani diyor ki parametrik olmayana bak diyor. Hangisini kullanamayacağı söylenebilir. Şu non parametrik, Wilcoxon non parametrik, Kruskal Wallis non parametrik. Mann Whitney non parametrik, ANOVA parametrik diyor, kullanamaz diyor. Normal dağılmamışsa biz ANOVA kullanamayız arkadaş. Bu kadar basit. Bak ne kadar basit bir soru gençler. Üniversite öğrencilerinin algılanan akademik başarı düzeyleri. Algılanan akademik başarı düzeyi. Bu ne? Hop, nicel. Yordamada Benlik saygısı, sınıf düzeyi, der. Yordayanlar kim arkadaşlar? Bunlar. Bunların hepsi ne o zaman? Bağımsız değişken. Yordanan ne arkadaşlar? Akademik başarı. Bu ise bağımlı değişken. Bakalım ne demişler. Demiş ki akademik başarı ne tür bir değişkendir? Akademik başarıyı yorduyor zaten. Nasıl bir değişkendir akademik başarı? Bağımlı bir değişken. ÖSYM bakın bunlara ısrarla soruyor sizlere. Öğretmenlerin iyimserlik düzeyleri ile mesleki doyumlar arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu belirlemeye ilişki soruyor. İyimserlik düzeyi nicel, mesleki doyum nicel ilişki soruyor arkadaşlar. Hangisine başvurmamız lazım? Korelasyonu. Bak bitti. X nicel ilişki soruyor bana. Bunu okuyamıyorum vallahi okuyamıyorum arkadaşlar. Bitti bu kadar. Şimdi bir dakika bekleyin beni şöyle güzelce bir çıkar diyeyim arkadaşlar. Şunu bir kaydımı tamamlayayım. Umarım ders verimli geçmiştir hepiniz için.